11.750. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır kardeşim, hayatımdan ne memnun olacağım ya. Acık kardeşim, iki karga geçse biri boş gider. Koronavirüsü kurbanlık fiyatlarını etkiledi mi? Etkiledi, çok etkiledi. Nasıl etkiledi? Fiyatlar arttı. İster istemez alıcı da satıcı da zorlanıyor yani. Fiyatlarımız da işte aşağı yukarı herkesin bütçesine göre. Biz koronavirüse karşı bir kampanya düzenledik. 1 liradan başlıyor, 1,5'a kadar hayvanlarımızı satışa çıkarttık. Alana satana şimdiden hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Tabii ki etki yaptı. Etmez olur mu? Geçen sene mesela normal hayvanlık pazarların piyasaları doğru düzgündü mesela. Tanıdıklarımız bile zorluyor şu anda pazarlıkla. Evet, korona şu an pazar fiyatlarımızı etkiledi. Geçen seneye göre müşterilerimiz az geliyorlar. Yani milletin gelmeme sıkıntısını yaşıyoruz. Ben Erzurum Horasan'dan mallarımı getirdim. Hepsi kapak açmışlar. Yayla malları, yaylada yayılmışlar. Ama şu anda alıcılarını bekliyoruz. Etkiledi tabii. Hiç kimse gelmiyor. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyek? Ne kadar etkiledi? %100 etkiledi. %100 etkiledi. Etkiledi. Ne kadar etkiledi? Çok etkiledi. Hiç gelen yok ki. Etkiledi, gelmedi de mahvetti. Ne kadar etkiledi? Hiç gelen yok ki. Geçen sene nasıldı peki? Geçen sene çok iyiydi ya. Şimdi malları bitirdiydi geçen sene bu sıra zamanlar. Kurbanlık fiyatlarını etkilemedi. Koronavirüsü halkın birbirine biraz yaklaşmasını etkiledi. Ama kurbanlık satışlarını etkilemedi. Herkes kurbanlığını alıyor. Zaten satışlar %50 bitti. Ahırlarda mal kalmadı. Kurban çadırında da geçen sene 300 çadır vardı. Şu an 190 çadır var. Piyasa iyi yani. Herkes hayatından memnun. Tabii etkiledi. Ne demek etkilemedi? Çünkü arkadaşlar, bu koronavirüs konusunda bizler üretici olarak çok mağdur olduk. Bütün hayvanlarımız aşağı yukarı ahırlarda kaldı. Et fiyatlarında müthiş bir düşme oldu. Çünkü bunların etkileri nelerdir? Lokantaların kapalı olması, sosyal tesislerin kapalı olması bizleri etkiledi. Devamlı hayvanlar yemiyordu. Bu nedenle müthiş bir etkiledi. Vatandaş çiftçi olarak mağdur oldu. Bu arada da yem fiyatları korkunç bir yükselme fark etti. Ne kadar yükseldi? Aşağı yukarı 68 liraya aldığımız yer 89 lira, 92 lira oldu. Torbası 50 kiloluk. Bundan dolayı. Etkiledi tabii haliyle. Neden etkiledi? Yem anlarına fiyatlandı. Saman anlarına fiyatlandı. Malsa aynı yerinde saydı. Ben bir yıl besliyorum. Örnek vereyim, 100 liradan yemini yediriyorum. Kayseri'ye veya da Ahmet'e Mehmet'e götürüyorum. Adam benim yedirdiğimi değil, zararını teklif ediyor. Ben ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Etkiledi. Ne kadar etkiledi? Ortalama 2000-2500 lira civarında. Mesela şuradaki kurbanlık geçen sene ne kadardı, şimdi ne kadar? Geçen sene 6-6500 arasıydı. Bu sene 9000 liraya kadar çıktı. Etkiledi. Ne kadar etkiledi? İnsanlar gelmiyor. Korkuyorlar. Kalabalık oluyor. Sosyal mesafe korunmuyor. Peki fiyatlarda bir artma oldu mu? Ya ister istemez biraz oldu ama gene de geçen seneden fazla bir etkilemedi yani. Aynı. Etkiledi. Ne kadar etkiledi? Düşürdü. Halk yok piyasada. Vatandaş yok. Evinden çıkmıyor. Vatandaş olmayınca mal satılmıyor. Aynen böyle. Etkiledi tabii. Ne kadar etkiledi? Ne kadar etkiledi? Ya girdiğe göre maliyetleri yükseltti. Satış gücünü, kurbancıların alım gücünü azalttı. Koronavirüsü hiç etkilemedi. Millet diyor ki koronadan dolayı şu bahalı, bu bahalı, yem bahalı, her şey bahalı diyor. Halbuki hiç aslı yok. Bu milletin menfaati. Bilmem böyle aradan 2-3 esnaf çıkıyor. Bilmem şunu bahane ediyor, bunu bahane ediyor. Ondan sonra malın sırtına bindiriyor. Bilmem şey diyor. Alacak adam da koronayı bahane ediyor. Diyor ki ya diyor bu sene diyor korona var diyor. Ya bu sene korona var da sana etkisi ne bu koronanın? Yani herkes bunu şiitmiş, arkasına almış koronayı. Bir şey olunca korona böyle, korona böyle. Yani hiç alakası yok koronayla. Yok, etkilemedi kardeşim. Çok güzel. Allah'a çok şükür herkes kesmeye niyetleniyor. Niyet olduktan sonra bir yerde bereket olur. Yani bunun gerisi yok. Belediyemizin hizmetlerinden dolayı başkanımıza, burada çalışanlara teşekkür ediyoruz.
Hizmetimiz güzel. Suyumuz, banyomuz, bak sabahları çorba veriyorlar. Yani daha bu ne isterek yani? Vallahi abi şu an etkilemedi. Evet, etkiledi. Şu anda vatandaşların durumu çok zayıf. Alım gücü çok düşük. 13 tane hayvan getirdim. 2 tane sattım. Talep sıfır. Gördüğünüz gibi hiçbir tane alıcı yok şu anda. Peki neden yok sizce? Kriz var, kriz. Korona yani ülke genelini komple etkilemiş durumda. Kurban kesilir mi kesilir mi bu sene sıkıntılı bir durumda yani kurbanın kesilip kesilmeyeceği. O yüzden zor satıyoruz. Yok etkilemedi. Vatandaşımız kesiyor. Allah'a şükür mallar da satıyor. Yani hayvanlar satılıyor. Hiçbir etkisi yok. Zengin niye kendine yiyor? Fakir et diye kendine mi virüs gelecek? Hiç etkilemedi. Satıyor Allah'a şükür de. Bir sıkıntımız yok. Satılıyor. Kurbanlık alırken nereye dikkat etmeliyiz peki? Kulak küpesine, veteriner raporuna, işte sağlıklı bir şekilde onlara dikkat etmeliyiz. Ve kulağı küpe olmayanın, veteriner rapor olmayanın, yani sağlık kuruluşunun herhangi bir şeyi olmayanın lütfen kurban alınmasın. Tavsiyemiz o yani. Mesela sineklere ilaç karşı, ondan sonra efendime desem hayvanların dişlerine dikkat etmen gerekiyor. Sürekli sulaman lazım bu yaz mevsiminden dolayı. Yemini sürekli vermen lazım saatten saate. Suyularını eksik etmeyeceksin. Devamlı işte böyle çiftçilik zor yani kolay bir şey değil. Herkes dış görünüşten böyle kolay zannediyor da. İşin açısı yani çok zor. Alırken bir malın yani kuru bez olduğuna dikkat etmeliyiz. Ağzını kapak açmış mı açmamış mı ona dikkat etmeliyiz. Yani bilmeyen arkadaşlara da yardımcı oluyoruz, öğretiyoruz. Bizim mallarımız Erzurum'dan sefli geldiler, tarım kontrolünden geldiler. Şu an öyle yani tosunlarım buradalar. Tosunlarım 900-950 kilo, 2 tane getirmişim. Alıcılarını bekliyoruz. Nelere dikkat edeceksin? Yaşına dikkat edeceksin. Efendime söyleyeyim, hayvanda herhangi bir arıza var mı yok mu? Kafasında, gözünde, ayağında onlara dikkat edeceksin. Üçüncüsü ağzına bakacaksın. Ağzını bozup bozmadığına. Bunlara dikkat edeceğim. Kurbanlık alırken ağzına bakmalıyız. Kurbanlığın yaşının tamam doldurmasına lazım, bakması lazım. Başka bir şey var mı peki? Dikkat edilmesi gereken? Özürü var mı yok mu ona dikkat etmeliyiz. Kurbanlık alırken sağlam kurbanlık alacağınız. Ayağında, gözünde bir şey var mı ona dikkat edeceğim. Hayvanların böyle seli sümüğü akmayacak. Ondan sonra göz işte ağzı köpürmeyecek. Buna dikkat etmek lazım. Bir sefer kurbanlık alırken vatandaş olarak yaşına dikkat edilmesi lazım. Bir İslami olarak bizim 2,5 yaşını doldurmuş ağzının dişi atmış hayvanların alınması lazım. Belediye özellikle Sağlık Müdürlüğü, belediye ve Tarım İl Müdürlüğü'nün üzerine düşen görev şudur. Gerçekten yaşı uygun olmayan hayvanı kurban olarak satışa fırsat vermemeleri lazım. En önemli faktör bu bizim için. Yaşına, dişine, başına bakacaksın. Başka var mı peki? Peki yani kurban yerine kadar sağlam gittiği süre kuzu da anası boya geldikten sonra kulağına, şununa dikkat etmek lazım. Zaten Müslümanın farzı odur. Ağzının bozuk olduğuna, yaşını doldurmuş olduğuna, herhangi bir hastalığının olmadığına bunlara dikkat etmeliyiz. Kapak atması, sağlıklı olması, kurban vasfını taşıması lazım. Kurbanlık alırken hasta olmamasına dikkat etmeliyiz. Zaten ağzını bozmuş maldır çoğu. Eğer ağzı bozuk değilse zaten bunu mal sahibi biliyordur yaşından. Yaşına itibar etmelisin. Kurban alırken dikkat etmeliyiz. Sağlıklı olduğuna dikkat edin. Veteriner kontrolünde alın. Kurbana düşüyor mu, ağzını açmış mı onunla da bakın. Fiyatını biraz yüksek almaya çalışın. Bu sene üreticiye biraz destek çıkın. Öyle şeyler. Kurbanlık alırken 2 yaşını doldurmasına dikkat etmelisin. Ağzında 2 tane kapak olması lazım. Ondan sonra etini mitini önemli değil. Yani 100 kilo bir hayvan 7 kişi de olur. Yani dinimizce. Ama lakin bizim millet 100 kilo hayvana geliyor diyor ki bu diyor 2 kişilik diyor. 1 kişilik diyor. 100 kiloyu tek giyeyim diyor. Fiyata gelince de 2-2,5 lira para veriyor. Yani öyle bir kurban olmaz. Kurbana bakıyorsan 2 yaşını dolduracak. Ağzını bozacak. Hakiki kurban. Kur'an-ı Kerim'de 15 kilo mu? Öyle bir şey hisse başına düşüyor. Ona bakıyorsa en küçük canlı hayvanın bile 7 kişi olur. Ama lakin bu insanlar et için, bilmem para için, yani para ucuz olsun, et pahalı olsun maksatları bu. Kurbanlık alırken küçük başın 2 yaşlı olmasına, büyük başına dişine bakmak. Zaten buradakiler hepsi esnaf. Küçük malda kimse getirmez.
Yani buraya da hiç kimse haram yemez yani. Çünkü adam senede bir sefer kesiyor. Gerek yok yani. Helal parasını haram etmeye de gerek yok. Ha buradakilerin hepsi de aklı başında insanlar. Uyar oğlu. Halka da yardımcı oluk elimizden geldiği kadar yani. Vallahi abi kurban alırken ağzı dişine dikkat edeceğim. İşte hastalığı var mı yok mu onlara dikkat etmen lazım. Raporlarına bakacağım. He, yaşına ne? Yaşına, etine, bir de hasta olup olmadığı zaten pasaportu, sağlık şeyi herkeste vardır. Genelde sıkıntısız hayvanları getiriyoruz buraya. Yani ağzına dikkat edilmeli. Ağız bozuk olup olmadığına. Ya kurbanlık alırken de aldığınız ortama dikkat edeceksiniz. Temiz yerlerden alacaksınız. Sağlıklı hayvanlar alacaksınız. Doğal köylerde yetişmiş hayvan alacaksınız. Yani şöyle baktım bir hayvan belli eder kendini ışıl ışıl. Tertemiz olur.